Arkadaşlar bu videoda yanlış bilinen, yanlış söylenen deyimlerden bahsedeceğiz. Birincisi, sevap olan güzele bakmak değil, güzel bakmaktır. Güzele bakmak sevaptır değil, doğrusu güzel bakmak sevaptır olacak. Arkadaşlar, abdal Arapça bir kelimedir, derviş anlamına gelir. Bu yüzden aptala malum olurmuş değil, abdala malum olurmuş. Su uyur, düşman uyumaz atasözündeki su, bizim bildiğimiz hayat kaynağı olan sıvı değil. Aslında sü eski Türkçe asker anlamındaki bir sözcüktür. Subay ve subaşı kelimeleri de buradan türemiştir. Aslında asker uyur, düşman uyumaz anlamına gelmektedir. Azimle sıçan duvarı deler değil, doğrusu azimli sıçan duvarı deler. Kısa kes aydın havası olsun değil, doğrusu kısa kes aydın abası olsun. Aba bir giysidir. Aydın efesinin abası kısa ve dizleri açıktır. Sağlık anlamına gelen sıhhat Arapça bir kelimedir. Telaffuzu zor olduğundan dolayı Anadolu'da sıhhatler olsun yerine saatler olsun olarak kullanılmıştır. Doğrusu sıhhatler olsundur. Başın sağ olsun ifadesi ölen öldü, aman sana bir şey olmasın, sen sağ ol gibi algılanmaktadır. Aslında başın sağ olsun şeklindedir. Burada baş, yara anlamına gelmektedir. Sağlamak ise iyileşmek anlamına gelir. Yaran iyileşsin demektir. Zaman içerisinde başın sağ olsun, başın sağ olsuna dönüşmüştür. Ayrıca Türkçe'de sağ, İngilizce'de right, Farsça rastta olduğu gibi sağ sözcüğü sadece yön anlamına gelmez. Ayrıca iyilik, sağlık, haklılık, doğruluk anlamlarını da içerir. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz atasözünün doğrusu, anne gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Buradaki yar, uçurum anlamına gelmektedir. Anne ise Bağdat yakınlarındaki bir uçurumun adıdır. Göz var, nizam var değil, doğrusu göz var, izan var. Nizam, düzen, kural anlamına gelmektedir. İzan ise anlayış, anlama yeteneği anlamına gelir. Ayrıca görseldeki bina Maraş'ın meşhur sarı binasıdır. İnternette dünyanın en saçma binası olarak tanınmaktadır.